Üçüncü amacı sohbet geleneğini sürdürmek. Sohbet geleneği çok mühim. Çünkü sahabe sohbetle yetişti. Sahabe sohbetle yetiştiği içindir ki, eğer biz Risaletin ebedi olduğunu düşünüyorsak, inanıyorsak, iman ediyorsak ki Risalet ebedidir. Rasuller ölümlüdür, Risalet ölümsüzdür. Bu böyledir. Onun için Rasuller ölür. Etten, kemikten yaratılmışlardır. Bizim gibilerdir. Doğarlar, yaşarlar, büyürler, ihtiyarlarlar, hastalanırlar hatta vefat ederler. Evet, hatta öldürülebilirler. Efe immate ev gutilen galeptum ala akabikum. O ölür. Muhammed ölür ya da öldürülürse sizler ökçelerinizin üzerine gerisin geri dönecek misiniz? Diye soruyor Rabbimiz. Demek ki ölme ve öldürülme ihtimali her zaman var. Var. Nitekim Hazreti Yahya ölmedi mi? Öldürülmedi mi? Hazreti Zekeriya koç gibi biçilmedi mi ki? Hazreti Yahya'nın başı kesilmedi. Dolayısıyla olabilir. Mümkün. Hazreti Eyyub yatak döşek yatmadı mı? Hastalanmadı. Peygamberlerin başına her türlüsü gelmiş. Fakat ölmeyen nedir? Risalettir. Risalet ölmezse ne yapar? Nasıl diri olur toplumun içinde? Kimin eliyle olacak? Resul öldü. Risalet yaşıyor. Nasıl yaşayacak? Evet. Alimler üzerinden yaşayacak. Risalet alimler üzerinden. Onun için ulema, enbiyanın varisi sayılmış. Risalet, alimler üzerinden yaşayacak. Nasıl yaşayacak? Tabii ki ilim tahsil ederek. Alim olmak da doğuştan olmuyor malumunuz. Emek vermesi lazım, ter dökmesi lazım. Yürek teri, zihin teri, alın teri. Öyle kolay olmuyor o iş. O zaman, peki, onlar ter döküyorlar. Yürek teri, zihin teri, alın teri. Fakat biz onların kıymetini bilmiyorsak, o da ayrıca bir alim krizi çıkarır ortaya. Çünkü kıymetini bilmediğimiz şey üretilmez. Marifetler iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir. O nedenle bu noktada sohbet geleneğimiz sürmeli. Sahabe sohbetle yetişti dostlar, unutmayın. Bazen bir saatlik sohbetin verdiğini 10 ciltlik kitap veremeyebilir. Çünkü eserlerle siz kağıtlar üzerinden ilişki kurarsınız. En azından veya bilgisayar ekranı üzerinden ilişki kurarsınız vesaire. Ama onlar nesnedirler bakınız. Fakat sohbette siz yürekten yüreğe ilişki kurarsınız. Ruh be ruhdur. Gönülden gönüle, özden öze, yüzden yüze, dizden dize, sözden söze bir şey akar. Onun için bizim geleneğimizde hangi okulu bitirdin, nereden diploma aldın diye sorulmaz. Hangi alimin rahleyi tedrisinden geçtin, kimin dizinin dibinde okudun diye sorulur. Bu böyledir. Çünkü ilim ahlakıyla birlikte alınırsa ilim olur, yoksa data olur. İlmi ahlakıyla birlikte almak da ancak ilmi yaşayan birinden canlı olarak almakla mümkün olur. Ahz geleneği budur. Onun için önce ahz edilir, sonra keşfedilir, sonra inkişaf ettirilir. Evet. Dolayısıyla burada bir sohbet geleneği yaşıyor. Bizim kadim geleneğimiz ve çağın sahabileri olmak imkansız mı? Madem risalet ebedidir, ebedi risalet vardır. Sahabeyi çağdaş etmenin yolu çağın sahabileri olmaktan geçmiyor mu? Başka türlü nasıl aktarırız saadeti bu çağa? Yoksa o zaman geçmişe övgü dizmekten başka yapacağımız hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ve bu da hiç kimseye hiçbir şey kazandırmaz. Oturup ağıt yakmak kazandırır. Ağıt yakacaksınız ve ağlayacaksınız. Ah nerede o günler? Dolayısıyla kafadan kaybetmişler sınıfına sokacaksınız kendinizi. Çünkü o çağda doğmadınız. Bu da sizin suçunuz değil. Şimdi ne yapalım? Bu çağda doğmak benim suçum değil. Ben karar vermedim buna. Ben de isterdim ki elin Resul'ün eline değsin. Gözüm Resul'ün gözüne değsin. Kulağım Resul'ün sözüne değsin. Gönlüm Resul'ün gönlüne değsin. Ben de istemez miydim onun huzurunda oturmayı?
Efendimiz de öyle buyurmuyor mu? Benden ilmi alanlar, efendim, benden ilmi alanlar, benden duymayanlara aldıkları ilmi nakletsinler. Ola ki naklettikleri, ilmi naklettikleri kimseler kendilerinden daha derin anlayış sahibi olabilir. Değil mi? Bu nedir? Yani beni görmeyen birileri benim huzurumdaki birilerinden daha derin anlayış sahibi olabilir. Bu bazen 50 sene sonra, bu bazen 10 sene sonra, bu bazen 500 sene sonra, bu bazen 1000 sene sonra, bu bazen 2500 sene sonra gelebilir. Efendimizin adeta mucize gibi bir ifadesi bu. Dolayısıyla bu da bunun ifadesidir. O nedenle aziz dostlar, sohbet bir İslam geleneğidir. Sahabe sohbetle yetişti, sohbette insibâh vardır, karşılıklı boyar. Sohbette incizap vardır, cezbeder, çeker, çeker, kendisine çeker. Ve sohbette inkâs vardır. Bakınız, canlı yayınlar başladı. Bu derslerimiz şu anda canlı yayında veriliyor. Ama insanlar evlerinde ekranın karşısında oturup da canlı yayında izlemek yerine buraya gelecekler. Biliyorum gelecek hafta daha da yoğun olacak. Derse başlamadan yarım saat evvel tüm salonlar dolmuştu. Şimdi yani otursa da ekranın başında izlese olmaz mı? Hayır. İncizap vardır. Cezbeder. Çeker. Ve sohbette inikas vardır. Yansır. Yansıma vardır. Onun için orada seyredenler yansımasını seyredecekler. Buraya gelenler ise cezbesine kapılacaklar, cazibesine kapılacaklar ve gelecekler. İnsibag vardır, boyayacaklar ve boyanacaklar. Kimin boyasıyla? Allah'ın boyasıyla. Sıbgatallah, Allah'ın boyası. Ve men ahsenu minallahi sıbga. Ondan daha güzel boyası olan kim vardır? Onun için Allah'ın boyası asli boyadır, çıkmaz boyadır.